Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Koza Yayınları sayfa 119, 122 ve 124'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş. Bakın ilk sorumuzda arkadaşlar çarpma işlemi, ikinci sorumuzda da bölme işlemi yapmış. Kısa yoldan dediğinde çarpma işleminde sıfır sayısı kadar sağa doğru kaydırıyoruz virgülü. Bölme işleminde ise sıfır sayısı kadar sol tarafa kaydırmamız gerekiyor işlemin sonucunu bulmak için diyoruz arkadaşlar. A şıkkıyla başlarsam 10 dediği için bir tane sıfır var. O yüzden virgülü bir basamak sağa kaydırarak cevaba ulaşabilirsiniz. Bir basamak sağa kaydırdığınızda şuraya virgül gelecek. Yani cevabımızın 70,8 yani 70 tam 10'da 8 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda. B şıkkına geçtiğimizde yüzde iki tane sıfır olduğu için virgülü iki basamak sağa kaydırdım. Bakın virgülün buraya gelmesi lazım. Yani sayımız virgülden kurtulmuş oldu. Cevabımız o zaman 708 olarak karşımıza gelmiş oldu. C şıkkında ise 3 tane sıfır var. 1, 2 tane de virgülden kurtuldu. Bir tane daha hakkım olduğu için o zaman bir tane de sıfır koydum. Cevabım 7080 olarak bulunmuş oldu. Eğer virgüller biterse arkadaşlar hakkımız kadar sıfır ekleyerek kısa yoldan sayımızın sonucuna ulaşmış oluyoruz. İlk satırımızın sonuçları bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. C şıkkıyla devam edersem 10 ile çarpacağım için bir tane sıfır var. Bir basamak kaydırdım. Buraya gelecek. Yani 197 tam %45. D şıkkına geçtiğimizde sayımızda 2 tane sıfır var. O yüzden 2 tane sağa kaydıracağız. 1, 2 basamak kaydırdığımızda buraya geldi. Yani virgülden kurtulmuş oldu cevabımız. 14 olarak bulunmuş oldu. E şıkkında 3 tane sıfır olduğu için bir basamak da kurtuldu. Geriye 2 hakkım olduğu için 2 tane sıfır gelecek. Yani 92.500 olarak cevabımız ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. A şıkkımız 70 tam 10'da 8, 708, 7080, 197 tam %45, 14 ve 92.500 şeklinde cevaplarımız ortaya çıkmış oldu. Birinci sorunun cevabını da diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Buradaki işlemleri temizliyorum. Siz durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş. Bölmede ise virgülü sol tarafa doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. A şıkkında bakın bir tane sıfır olduğu için bir basamak sola kaydırdığında buraya virgül gelecek. Yani bir tam %47 cevabına ulaştım. B şıkkında iki tane sıfır olduğu için bir iki basamak kaydırdığında buraya gelecek. Başına sıfır koyarak sıfır tam %147 cevabına ulaşmış oldum. C şıkkında virgüllü bir ifade yok. 3 tane sıfır var. Sanki virgül başlaymış gibi 3 basamak kaydırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 basamak kaydırdığımızda virgül buraya. Bakın şu basamak boş kaldığı için oraya sıfır, başına da sıfır. Yani sıfır tam 0,25, sıfır tam %25 ifadesine eşit olmuş oldu. Virgülü 3 basamak kaydırdığımızda. C şıkkında bir basamak sola doğru kaydırıyorum. Bir basamak kaydırdığımızda şuraya gelecek. Yani 24 tam %371. Bu ifadede iki basamak sola kaydırmam lazım D şıkkında. 1, 2 başa geldi. Başına o zaman 0 yazarak %752 olarak cevaba ulaştım. E şıkkında yine virgül yok. Virgül buradaymış gibi düşünüyorum. 3 basamak kaydırıyorum. 1, 2, 3. Buraya virgül atacağım. Arada kalan iki basamağa 0, başına da 0. Yani cevabım 0 tam 0,08 şeklinde ortaya çıkmış olacak. İkinci sorumuzda da cevaplarımız 1 tam %47, 0 tam %147, 0 tam %125, 24 tam %371, 0 tam %372, 0 tam %8 şeklinde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Ve sayfa 119'daki kısa yoldan çarpma ve bölmeyi tamamlamış olduk. Sayfa 122'ye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, 122'ye doğru ilerledim. Tahminle alakalı iki sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki problemleri sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra problemleri çözünüz. Bulduğunuz sonuçlarla tahminleri karşılaştınız demiş. A şıkkıyla başlarsam Esin 172 tam 10'da 8 TL'ye elbise aldı. Fiyatı elbisenin fiyatının 0 tam %25'i kadar olan bir de etek aldı. Eteğin fiyatı kaç Türk lirasıdır diye sorulmuş. Şimdi
0 tam %25 neye karşılık gelir? Önce onu ifade edelim. Bu ifade arkadaşlar 25 bölü 100'dür. Sadeleştiğinde de 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Yani 1/4 kadar fiyatına ete kalmış. Şimdi bunu çözmemiz isteniyor. Nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Önce tahminen çözüyorum. 1/4 istendiği için 4'e bölünen bir sayıya yuvarlarsam sayımızı rahatlıkla tahmin edebilirim. 172'ye yakın 4'ün katı yaklaşık bir değer bulabilirsiniz. Tahmin olduğu için siz 180 alırsınız. Ben %60 alacağım. Benzer cevaplar, yaklaşık cevaplar bulmanız yeterlidir arkadaşlar. 104'ün katı olan 172'ye yakın 160 alabiliriz. Ben 160 TL'nin 1/4 yani 1 bölü 4'ünü bulacağız. Çarparak bulabilirsiniz. 160 çarpı 1 160. 4 kere 1 4. 160 bölü 4'ten cevabım 40 olarak çıktı. Ben tahmini olarak cevabımızı 40 TL olarak bulmuş oldum. 160'ın 1 bölü 4'ünü alarak. Bu tahmini cevabımız. Bize demiş ki hem tahmini cevabını bulun hem de gerçek sonucunu bulun, karşılaştırın. Burada yeterli yer yok. Bakın bu soruları defterinize çözebilirsiniz arkadaşlar, yeterli yer olması için. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Bu ifadenin 1 bölü 4'ü lazım. Yapalım buraya. 172 tam 10'da 8 çarpı 1 bölü 4 diyoruz. Çarptığımızda 172 tam 10'da 8'de 1'i çarptığımızda zaten 172 tam 10'da 8 aynen gelir. Bölü 4 olacak. Şimdi bu ifadeyi 4'e bölmem lazım. Önce virgülden kurtarıyorum. Burası, şuradan devam edelim. 1728 oldu virgülden kurtarınca. Bunu virgülden kurtardığım için buna da bir tane sıfır ekledim. 1728 bölü 40 işlemini yapmam lazım. Bölelim. 1728'i 40'a bölüyorum. 17'nin içerisinde yok, 172'nin içerisinde 44 defa 160 yapar. Çıkardığımızda 2, 1, 0 kaldı. 8'e aşağı indiğimde 128'in içerisinde 40. 3 defa 40 kere 3 120 yapar. 8 kaldı. Buraya bir 0 ekledim. Buraya virgül ekledim. 80'in içerisinde 40 2 defa. 40 kere 2 80. Kalan da 0 0 oldu. Yani bölme işlemimizin sonucu da 43 tam 10'da 2 olarak bulunmuş oldu. Eteğin fiyatı diyoruz. Tahmini sonucu 40 TL bulmuştum. Gerçek sonucu 43 tam 10'da 2 buldum. Gördüğünüz gibi yaklaşık değerler olduğunu da göstermiş olduk diyoruz. A şıkkımızın cevabında arkadaşlar. İşlemler biraz uzun arkadaşlar. Durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Burada yeterli yer olmadığı için dediğimiz gibi defterinize de alabilirsiniz diyoruz. B şıkkıyla devam edelim. Aliler bahçelerinden 832 tam 10'da 6 kilogram elma topladı. Elmaların 0 tam 10'da birini kendilerine ayırıp geri kalanını sattılar. Alilerin kendine ayırdığı elmaların miktarı kaç kilogramdır? Önce tahmini sonucumuzu bulalım arkadaşlar. Hemen şuraya yukarı kısma tahmini soru cevabı çözeceğim. İkinci sorunun. Şimdi demiş ki 0 tam 10'da 1'i. 0 tam 10'da 1, 1 bölü 10'a eşit. Yani 10'da 1'ini kendine ayırmışlar. Gerisini satmışlar arkadaşlar. Bize de kendine ayırdığı miktarı sormuş. 832 tam 10'da 6. Zor bir sayı. O yüzden onu yuvarlayalım. 800 olarak alalım. Tahmini bir cevap bulacağız. 800'ün 1 bölü 10'unu bularak tahmini cevaba ulaşmış olurum. 800 çarpı 1 800. 10 çarpı 1'den 10. 80 bölü 10, 800 bölü 10 da sıfırlar sadeleşti. 80'e eşit. Tahmini cevabım 80 kilogram arkadaşlar. Bu tahmini cevabımız. Gerçek cevabımızı bulalım. Ne yapacağız? 832 tam 10'da 6'yı 1 bölü 6, 10'unu alacağız. Yani 1 bölü 10 ile çarptım. 832 tam 10'da 6 bölü 10 kere 1 10 yaptı. Yani bu ifadeyi 10'a bölmem lazım. Şurada 832'yi bir düzeltelim. 832 tam yine olmadı. Hemen düzelttim arkadaşlar bir daha. 10'da 6'yı 10'a böleceğiz. Şimdi kısa yoldan bölmeyi hatırlatmıştık. 10'da bir tane sıfır olduğu için bölmede bir basamak sola kaydırırız. Yani bu ifademiz 83 tam %26'ya eşit oldu. O zaman gerçek sonucum 83 tam %26. Tahmini sonucum 80. Gördüğünüz gibi gerçek sonuçla tahmini sonuç yine birbirine çok yakın cevaplar olarak bulunmuş oldu. B şıkkında diyoruz arkadaşlar. C şıkkıyla devam edelim.
Birinci sorudaki. Yine burayı temizliyorum. Siz işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar, bir kasapta 68 tam onda 4 kilogram kuşbaşı et vardı. Bu etlerin 0 tam onda 5'i satıldı. Satılan kuşbaşı etin miktarı kaç kilogramdır? Şimdi 0 tam onda 5 arkadaşlar. 5 bölü 10, o da sadeleştiğinde 1 bölü 2, yani 1 bölü 2'si, yani yarısı satılmış arkadaşlar. 68 tam onda 4 zor bir sayı. Ben bunu 70 olarak düşündüm. 70'in 1 bölü 2'sini alıyorum. Yani çarpıyorum. 70 çarpı 1 70. 2 çarpı 1 2 70 bölü 2'den cevabım 35. Tahmini cevabım 35 arkadaşlar. Gerçek sonucumu bulalım şimdi. Ne yapacağız? 68 tam onda 4'ü çarpacağız 1 bölü 2 ile. 68 tam onda 4 ile 1'i çarptığımızda 68 tam onda 4. 2 kere 1 de 2. Yani bu ifadeyi 2'ye bölmem lazım. Nasıl böleceğiz? Virgülden kurtarıyorum önce. Bu ifade 684 oldu. Buna da virgül olmadığı için 0 ekledim. 20 oldu. 684'ü 20'ye bölerek bölelim. 684'ü 20'ye şurada bölebiliriz. 68'in içerisinde 23 defa. 20 kere 3 60. Burada 8 kaldı. 4'ü aşağı indiğimde 84'ün içerisinde 20 4 defa. 20 çarpı 4 80. Kalan 4. Buraya bir 0 ekledim. 40'ın içerisinde 20. Buraya 0 eklediğim için virgülü unutmayalım. 40'ın içerisinde 22 defa. 20 kere 2 40. Kalan burada 0 0 oldu. Yani 34 tam onda 2'de gerçek sonucum bulunmuş oldu. Tahmini sonucum 35. Gerçek sonucum 34 tam onda 2. Yine yaklaşık değerler bulmuş olduk arkadaşlar. İşlemle de bu ifadeleri göstermiş olduk. A, B ve C şıklarını tamamlamış olduk. Birinci sorumuzun cevabını da diyoruz. Ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı yine temizliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla tahminleri karşılaştınız demiş. Bakalım A şıkkıyla başlıyorum önce arkadaşlar. Bu ifadeyi 128 tam onda 4'te 0,5'i toplamam istenmiş. Yuvarlayarak yapıyorum bakın. Bunu 128'e yuvarladım. 0,5'i de yarım zaten bu 1'e yuvarladım. 128 ile 1'i topladığımızda da 129. Bu tahmini cevabım 129. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Bu ifadeyle bunu toplarken alt alta yazmanız lazım. 128 tam. Şöyle biraz daha yukarıdan yazayım. Sığmayacak oraya. 128 tam. Onda 4 ile 0 tam onda 5'i toplarken virgülleri alt alta getirmeye dikkat ediyoruz. 4, 5 daha 9. Virgül 8, 0 daha 8. 2, 1. 128 tam onda 9 oldu. Cevabımız 129 tahminen bulmuştuk. Gerçek sonucumuz da 128 tam onda 9 oldu. Çok yakın bir sayı çıkmış oldu tahminimizle gerçek sonucumuzun diyoruz. A şıkkımızı bu şekilde çözdük. Burada yeterli yer yok. Yine defterinize arkadaşlar bu soruları alabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. B şıkkıyla devam ediyorum. Önce tahmini cevap. 64'ün 1 bölü 10'u, bu 1 bölü 10'a eşitti. Şimdi 64'ün 1 bölü 10'unu almak sıkıntı. 60 olarak düşünelim bunu. 60'ın 1 bölü 10'unu aldığımızda 60 bölü 10'dan cevabımız 6. Bu cevap tahmini cevap. Gerçek kaç arkadaşlar? 64'ün 1 bölü 10'unu almam lazım. 64 çarpı 1 bölü 10. Bu da eşittir. 64 bölü 10. Biliyorsunuz 10'a bölerken bir basamak virgül kayacak. 6 virgül 4 şeklinde cevabım çıkmış oldu. Tahmini cevabım 6. Gerçek sonucum 6 tam onda 4. Yine yaklaşık değerler bulunmuş oldu. İkinci sorumuzun B şıkkında diyoruz. Ve C şıkkımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burayı temizledim. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. C şıkkında demiş ki 248 çarpı 0 tam onda 5. 0 tam onda 5 neye eşitti arkadaşlar? 5 bölü 10'a. O da sadeleştiğinde 1 bölü 2. Yani 248'in 1 bölü 2'si lazım. 248 zor bir sayı. Onu 250'ye yuvarlayarak tahmini cevabımızı bulalım. 250'nin 1 bölü 2'si 250 çarpı 1'den 250. Burası da 2. 250 bölü 2 de 125 olacak arkadaşlar. Bu tahmini cevap. Gerçek cevap ise
248 çarpı 1 bölü 2'den 248 bölü 2 geldi. 248'i 2'ye böldüğünüzde de z'inden böldüğünüzde 124 olarak görebilirsiniz. Bölemezseniz arkadaşlar 248 bölü 2 yapabilirsiniz. 2'nin içerisinde 2 bir defa 0. 4'ün içerisinde 2 2 defa 2 kere 2 4 kalan 0. 8'i aşağı inelim. 8'in içerisinde 2 4 defa 4 kere 2 8 şeklinde bölmeyi yaparak da cevabın 124 olduğunu ulaşabilirsiniz. İster z'inden yapabilirseniz 124'ü bulun. İsterseniz işlemle bulabilirsiniz. Gerçek sonuç 124, tahmini sonuç 125. Yine çok yakın cevaplar bulmuş olduk C şıkkımızda diyoruz. Ve C şıkkımızla devam edelim arkadaşlar. Burayı temizledim. Yine durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. C şıkkımıza geçtik. 76 bölü 0,25. 0,25 ifadesi arkadaşlar. Bu ifade 25 bölü 100. Sadeleştiğinde de 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Yani 1 bölü 4'e eşittir. Bunu unutmayalım. Çeyreğe eşittir. 0 tam %25 ifadesi. 76'yı 1 bölü 4'e böleceğim. 76 zor bir sayı olduğu için 80'e yuvarlayarak tahmin cevabı bulalım. 80'i 1 bölü 4'e bölüyorum. Bölmede biliyorsunuz ters çevirip çarpma var. 80'i aynen yazdım. 1 bölü 4'ü ters çevirdim. 4 kere 1. Çarptığımızda da 80 çarpı 4. 320 bölü 1'den cevabım 320 olarak tahmini cevabım ortaya çıkmış oldu. Gerçek sonucum ise 76'yı 1 bölü 4'e bölmek. 76'yı aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. 76 çarpı 4 lazım. Şurada çarpalım. 6 kere 4 24 elde var 2. 7 kere 4 28 2 daha 30 yapar. 304 oldu. 304 bölü 1 cevabından cevabımız 304 olarak bulunmuş oldu. Gerçek sonuç 304. Tahminin cevap 320. Yine yaklaşık cevaplar bulunmuş oldu diyoruz. C şıkkımız için bu şekilde cevapları söylemiş olduk. Ve D ve E şıklarımız son iki şıkkımız kaldı. Onları yapalım. Burayı yine temizledim. D şıkkında çıkarma işlemi yuvarlayarak yapalım. 49 tam %75. 50'ye yakın bir sayı. 0,25'i de 1 olarak kabul edelim. 50'den 1 çıktığında cevabımız 49. Bu tahmini cevap. Yaklaşık bir değer buldum. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Onu da şu tarafa yapalım arkadaşlar. 49,75'ten 0,25 çıkarıyorum. Virgüller alt alta geldiğine dikkat. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. Virgül 9'dan 0 çıktı 9. 4'ü de aşağı indiğimizde 49 tam %50. Bakın hem tahmini cevap 49. Gerçek sonuç 49 tam %50. Yine çok yakın değerler olduğunu görüyorsunuz. Tahmini cevabımızla gerçek sonucumuzun arkadaşlar. Ve son olarak E şıkkıyla devam ediyoruz. 584 tam onda 8'i böleceğiz. 0 tam %25. Şurada da gelmişti bakın. 0 tam %25 arkadaşlar. 1 bölü 4'e eşitti. Biraz önce anlatmıştık. 25 bölü 100 o da sadeleşince 1 bölü 4. Yani 584 tam onda 8'i 1 bölü 4'e bölmem isteniyor. Önce gel tahmin sonucu bulalım. 584 zor bir sayı. Bunu 600 olarak alıyorum. 600 bölü 1 bölü 4. 600'ü aynen yazdım. İkinciyi ters çevireceğiz ve çarpacağız. 600 çarpı 4 bölü 1 lazım bana. Burada 6 ile 4'ü çarpmanız yeterli. 24. 2 tane de 0 eklediniz. 2400 bölü 1 cevabına ulaştım. Oradan da cevabım 2400 olarak bulunmuş oldu. Bu çarpma işleminin sonucu. Tahmin cevabım 2400. Gerçek sonucum ise 584 tam onda 8'i böleceğiz 1 bölü 4'e. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. 584 tam onda 8 çarpı ikinci ifadeyi ters çevirip çarpacağız. Ters çevirdiğimizde 4 bölü 1 yapar. Bu ifadeyi 4 ile çarpacağız arkadaşlar. Çarpalım. Alt alta yazarak çarpıyorum. 584 tam onda 8'i 4 ile çarpıyorum. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 4 16 3 daha 19'un 9'u elde var 1. 4 kere 8 32 elde ekledim. 33'ün 3'ü elde var 3. 5 kere 4 23 de elde 23 şeklinde. 23.392 çıktı. Bir basamak virgül olduğu için bir basamak virgül koyduğumda cevabımızın 2339 tam
onda 2 olarak bulunmuş oldu. Burada da cevabım 2400'dü. Burada da 2339 çıktı. Yine yaklaşık değerler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hem tahmini hem de gerçek sonuçlarımızı bularak sayfa 122'yi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sayfa 124 ile devam ediyoruz. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. 124'teki problemleri de çözerek çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Sayfa 124'e indim. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet, birinci soruda iki şehir arasındaki karayolun uzunluğu 450 kilometredir. Bu şehirlerin birinden hareket eden bir otomobil 120 tam onda 5 kilometre yol aldıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra hareket eden otomobil 172 tam onda 7 kilometre yol aldıktan sonra ikinci molayı veriyor. Bu moladan sonra hareket eden otomobil kaç kilometre daha yol alırsa diğer şehre varır diye sorulmuş. Şimdi başlangıçta bu kadar yol gittiği için 120 tam onda 5 ile ikinci moladan sonra 172 tam onda 7 daha gittiği için 172 tam onda 7'yi toplayıp toplam ne kadar yol gittiğini bulabiliriz. 5 ile 7'yi topladım. Virgüller alt alta gelecek toplam işleminde. Dikkat. 5 ile 7'yi topladınız. 12 elde var 1. 0,2 daha 2 elde ekledim. 3. Şuraya virgülü koydum. 7,2 daha 9. 1,1 daha 2. 293 tam onda 2 kilometre yol gitmiş. Bize diyor ki geriye ne kadar yol kaldı? Toplam yolum 450 kilometreydi. O zaman 450'den 293 tam onda 2'yi çıkaracağız. Bunun sonunda virgül varmış gibi düşünerek virgülleri alt alta getirerek işlem yapıyorum. Boş kalan basamağı da 0 yazıyorum arkadaşlar. 0'dan 2 çıkmaz. Yandan alacak, yanda yok. 5'ten alacağız. Burası 10 oldu. Yana verdi. Burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 virgül. Burası 9'du. 9'dan 3 çıktı. 6. Burası yana verdiği için 4 kalmıştı. 4'ten 9 çıkmaz. Yandan aldı. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı arkadaşlar. Burada ise 3 kaldı. 3'ten 2 çıktığında da 1 kaldı. Geriye 156 tam onda 8 kilometre yolumuz kalmış olduğunu birinci soruda tespit etmiş olduk. Bir toplama, bir çıkarma işlemi sonucunda cevabımıza ulaşmış olduk. Birinci soruda diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilir. Demiş ki ikinci soruda bir tenekede bulunan 20 litre zeytinyağı her biri 0 tam 10'da 8 litre yağ alan şişelere boşaltılıyor. Bu iş için kaç tane şişe kullanılmıştır? Bakın toplam litre 20 litre. Şişeler ise 0 tam 10'da 8 litre yağ alan şişeler. Kaç şişeye ihtiyacım olduğunu 20'yi 0 tam 10'da 8'e bölerek bulmam lazım. Bu bölme işlemini alt alta yazarak daha iyi gösterebilirsiniz. 20 bölü 0,8. Şimdi virgülden kurtarmam lazım bu sayıyı. Kurtardım bir basamakta 8 oldu bu. Bunu bir basamak virgülle kurtardığımda burada virgülle kurtarmam lazım. Virgüllü bir sayı olmadığı için 0 ekleyebilirim. 200 bölü 8. Yani bunu virgülden kurtardım. Buna da bir tane 0 eklemiş oldum. 200'ü 8'e bölerek kaç şişe ihtiyaç olduğunu bulabiliriz. 200'ü 8'e bölüyoruz. 20'nin içerisinde 8 2 defa 8 kere 2 16. 4 kaldı burası 0. 0 aşağı indim 40'ın içerisinde 8 5 defa 8 kere 5 40. Kalan 0 0. Yani cevabımız arkadaşlar 25 şişe olarak bulunmuş oldu. 200'ü 8'e böldüğümüzde cevabımız 25 şişe olarak bulunmuş oldu. İkinci soruda diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Bir kamyon saatte ortalama 54 tam onda 6 kilometre yol alarak gideceği yere 3 saatte varıyor. Kamyon dönüşte aynı yolu 4 saatte alıyor. Kamyonun dönüşte saatteki ortalama hızı kaç kilometredir? Şimdi 54 tam onda 6 kilometre giderek 3 saatte tamamladıysa arkadaşlar 54 tam onda 6 ile 3'ü çarparak yolun uzunluğunu bulabilirsiniz. Yani 54 tam onda 6 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 kere 3 18 elde var 1. 4 kere 3 12 elde ekledim 13 elde var 1. 3 kere 5 15 elde ekledim 16. 1638. Bir basamak virgül olduğu için bir basamak kaydırdım. 163 tam onda 8 kilometre yolumuz var. Diyor ki bunu dönüşte 4 saatte gitti. O zaman yolu 4'e bölerek gidişteki hızını hesap edebiliriz. Yani 163 tam onda 8'i de bölmemiz lazım 4'e.
Bunu virgülden kurtardım. 1638 yapar. Bunu virgülden kurtaracak virgül olmadığı için sıfır ekliyorum. Yani 40 oldu. 1638'i 40'a bölerek cevaba ulaşmış olacağız. Şurada bölelim. 1638 bölü 40. 16'nın içerisinde yok. 163'ün içerisinde 40. 4 defa 160 yapar. Çıkardığımızda burada 3. Burada 0, 0 oldu. 8'e aşağı indiğimde 38. 38'in içerisinde 40 yok. O zaman buraya bir 0 ekledim. Buraya ikinci sayı indiğim için ne yapacağız arkadaşlar? 1, 0. Evet, sonra virgül koyacağız. Ona dikkat. Evet, doğru yaptım. 380'in içerisinde 40. 8 defa, 9 defa desem. Tamam, 9 defa. 9 kere 4, 36. 360 yaptı. Çıkardığımızda 20 kaldı. Buraya bir 0 daha ekledim. 200'ün içerisinde 45 defa. 5 kere 4, 20'den yani 200 yapar. Kalan 0, 0 olur. Bölme işlemi biraz zormuş. Dikkat edelim arkadaşlar. 40 tam 95 kilometre hızla giderse dönüşteki hız 4 saatte yolu almış olur. Özetle cevabımız 40 tam %95 kilometre hız ortaya çıkmış oldu. Önce sayımızı 3 ile çarptık, yolu bulduk. Sonra 4 saatte aldığı için bu ifadeyi 4'e bölerek saatteki hızına ulaşmış oldum. 40 tam %95 kilometre 3. sorumuzun cevabı olması gerekiyor arkadaşlar. Ve 4. soruyla devam edeceğim. Buradaki işlemleri siliyorum arkadaşlar. Siz durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Demiş ki 4. soruda 8 kilogram nardan 1,5 litre nar suyu elde ediliyor. 12 litre nar suyu elde etmek için kaç kilogram nara ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Şimdi 1,5 litre nar suyu elde etmek için 8 kilogram kullanmışım. 12 litre nar suyu elde etmek için ne kadar nara ihtiyaç var? Şimdi 12'nin içerisinde kaç tane 1,5 var? Onu bulmam lazım ki o kadar da nar sıkmamız gerekiyor ki ulaşabilelim. Yani 12'nin içerisindeki 1,5'ları bulmam gerektiği için 12'yi 1,5'a bölüyoruz. Virgülden kurtardım da burası 15. Burası virgül olmadığı için 0 ekledim. 120 bölü 15. 120'yi 15'e böldüğünüzde kaç çıkar arkadaşlar? Bölelim. 12'nin içerisinde 15 yok. 120'nin içerisinde tam 8 defa. 8 kere 5, 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 1, 8, 4'ü de eklediğimizde 12 tam 120 yapar. Kalan da 0, 0 oldu. Yani 8 tane 1,5 litre varmış. O zaman 8 tane 8 kilogram bize lazım. Nar ihtiyacımız var. O zaman 8 ile de 8'i çarparak toplam ne kadar nar ihtiyacı olduğunu tespit edebiliriz. 8 kere 8 64 yapar. O zaman 64 kilogram nara ihtiyaç olduğunu bulmuş oldum. 4. sorunun cevabında diyoruz. Burada en kritik işlem arkadaşlar 12'nin içerisinde kaç tane 1,5 olacağını hesap etmeniz. Orada bakın o mantığı kurduktan sonra gerisi gelecektir. Cevabımız da 64 kilogram olarak bulunmuş oldu. Ve 5. sorumuzla devam ediyoruz. Son sorumuz. Kömür yüklü bir kamyonun kütlesi 8 tam onda 1 tondur. Kamyondaki kömürün kütlesi boş kamyonun kütlesinin 2 katından 1 tam onda 2 ton fazladır. Buna göre kamyondaki kömürün kütlesi kaç tondur? Şimdi kamyon ve kömürün kütlesini ayrı ayrı yazalım. Bu biraz zor bir soru. Katlarla alakalı bir soru. Dikkat etmek lazım. Şimdi burada boş kamyonun kütlesine bir kat dersem arkadaşlar, kat dersem bir kat. Demiş ki kömürün kütlesi 2 katından 1 tam onda 2 ton fazla. Yani 2 kat, bunun 2 katı dediği için 2 kat artı 1 tam onda 2 tonda fazlası var. Yani kamyonun kütlesine kat dedim, bir kat. Kömürünkine de 2 kat dediği için 2 kat artı 1 tam onda 2 ton dediği için artı 1 tam onda 2 olarak ifade ettim. Çünkü bu soruda kömür de verilmemiş, boş kütle de verilmemiş. O yüzden katlara girmemiz gerekiyor. 5. soru birazcık zor ve dikkat gereken bir soru diye de hatırlatmış olalım. Şimdi bize toplam kütleyi vermiş. Yani boş kamyon kütlesiyle kömürün toplam kütlesini vermiş. O zaman toplayalım. Kat artı 2 kat toplamda 3 kat yapar. Bir de yanında 1 tam onda 2 ton kömür var. Bu toplam kütle 8 tam onda 1'e eşitmiş. Şimdi 3 katla 1 tam onda 2'yi toplayarak 8 tam onda 1'e ulaşacaksam
8,10'da birden 1,10'da 2'yi çıkararak 3 katın neye eşit olduğunu bulabilirim. 8,10'da birden 1,10'da 2'yi çıkarıyorum. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. Yandan aldığımızda 9. Buraya virgül. Buraya 7 kaldı. 7'den 1 çıktığında 6. O zaman 3 katın 6,10'da 9'a eşit olduğunu ben şu an tespit etmiş oldum. Şimdi yapmam gereken işlem de 1 katı bulmak. 3 kat 6,10'da 9 ise 1 katı bulmak için her iki tarafı 3'e bölebiliriz arkadaşlar. Buradan 3'ler sadeleşti ve 1 katın kaç olduğunu bulacağız. Burada virgülden kurtarıyorum. 69 yaptım. Alttaki sayıda virgül olmadığı için ona da 0 ekledim. 69 bölü 30. Hemen bu işlemi yapıyorum. 69'u 30'a bölüyorum. 69'un içerisinde 32 defa 60 yapar. 0, 9. Buraya 0 ekledim. Buraya virgül ekledim. 30'un içerisinde 90'ın içerisinde 33 defa 3 kere 90, 30 90 yapar. Kalan da 0 0 oldu. 2 dam 10'da 3 olarak bir kata ulaşmış oldum. Şimdi bize kat dediğimiz kamyonun boş kütlesiydi. Bize neyi sormuş? Kömürün kütlesini sormuş. O zaman toplam kütleyi biliyorum. 8 tam 10'da 1. 8 tam 10'da 1'den boş kamyonun kütlesi olan 2 tam 10'da 3'ü çıkarırsam geriye kömürün kütlesini bulmuş olurum. Bir çıkarma işlemiyle cevaba ulaşacağız. Yandan aldığımda 11'den 3 çıktı 8 virgül. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktığında 5. O zaman kömürün kütlesi 5 tam 10'da 8 olarak bulunmuş oldu. 5'in soru çok zor bir soruydu arkadaşlar. Hem katları düşünmeniz lazım hem de virgüllü sayılarla işlemler yapmanız gerekiyor. O yüzden 5'in soru 3 yıldızlık bir soru. Zor bir soru. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Kat ve 2 kat artı 1 tam 10'da 2 şeklinde önce ifadeleri ayırmanız lazım. Ondan sonra yavaş yavaş işlemleri ilerleterek sonuca ulaşmamız gerekiyor. 5'in soru tehlikeli bir soru. Dikkatle tekrardan dinleyelim dedik. Ve altın sorumuz olan son soruya doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri siliyorum. Durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir kavanozun yarısı toz şekeriyle dolu iken kütlesi 2 tam onda 7 kilogram. Tam dolu iken kütlesi 5 tam onda 1 kilogramdır. Boş kavanozun kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi yarısı toz şekeriyle dolu iken kütlesini vermiş. Yani hem toz şeker hem de kabın ağırlığı var burada. Bunun içerisinde. Tam dolu iken kütlesi 5,1. O zaman 5,1'den 5 tam 10'da 1'den 2 tam 10'da 7'yi çıkararak şuradaki toz şekerin yarı toz şekerin ne kadar kütle kapladığını bulabilirsiniz. Çıkardığımızda 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıktı. 4. Burada 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2. Yani yarı kavanoz şekerin ağırlığını buldum ben şu anda. 2 tam 10'da 4. Demiş ki bize başta yarısı dolu ve kabın ağırlığı varken 2 tam 10'da 7. Biz yarı toz şekeri bulduk 2 tam 10'da 4. O zaman 2 tam 10'da 7'den de 2 tam 10'da 4'ü çıkararak kabın ağırlığına ulaşabiliriz. 7'den 4 çıktı 3 virgül 2'den 2 çıktı 0. O zaman kabın ağırlığı da bize boş kavanozun kütlesini sormuş. 0 tam 10'da 3 kilogram olarak bulunmuş olur. Yine 5'in soru kadar olmasa da dikkatle yapılması gereken, düşünme gereken bir soruydu arkadaşlar. Altın sorumuz cevabımız da 0 tam 10'da 3 kilogram olarak bulunmuş oldu. Evet, burada çalışmalarımızı tamamladık arkadaşlar. Sayfa 119, 122 ve 124'teki çalışmaları yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.